Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Bugün 11. denememizin sorularını cevaplayacağız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Taha'nın verdiği tanıma göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasayla ilgili değildir? Toplumsal yasalar, toplumsal oluşum, gelişim ve değişim konularıyla ilgili olan yasalardır, demiş Taha. İlgili olmayanı bulacağız. A seçeneğindeki cinsiyet eşitsizliği toplumsal yasalarla ilgilidir. B seçeneğindeki insanların eğitim alması toplumsal yasalarla ilgilidir. C seçeneğindeki toplumun dini değerleri yine toplumsal yasalarla ilgilidir. DNA ve RNA yapısı D seçeneğindeki biliyorsunuz bunlar insanlarda ve diğer canlılarda bulunan moleküllerdir. Bunlar canlılarla ilgili olduğu için biliyorsunuz bu biyolojik yasaya girer. Burada A seçeneği belki biraz çeldirebilir şu açıdan. Eğer cinsiyet farklılığı deseydi A seçeneği de olabilirdi. Fakat cinsiyet eşitsizliği denildiği zaman bu insanların farklı cinsiyetler arasındaki farklı muamelelerini ifade eder. O yüzden A seçeneği de toplumsal yasalarla ilgilidir. Doğru cevabımız Denizli. İkinci sorumuza bakıyoruz şimdi. Merve ve Göktuğ hangi iki seçeneği değiştirirlerse yanlışlık giderilmiş olur. Metnimize bakalım. Göktuğ ve Merve derste kader ve kaza kavramlarına örnekler vermişlerdir. Bu örnekleri gruplara ayırmışlardır. Ancak öğretmen tahtaya baktığında bir yanlışlık olduğunu görmüş ve yer değişikliği ile bu yanlışlığın düzeleceğini söylemiştir. İki tane sütunumuz var. Bir kader sütunu, ikincisi de kaza sütunu. Şimdi kader sütunundaki cümlelere bakalım. 1, 2, 3 diye numaralanmış. Kazada da A, B, C diye. Kader cümlelerine bakıyoruz. Haziranda LGS sınavı yapılacak. LGS sınavı yapılacak. Henüz yapılmamış. Kader ve kazayı birbirinden ayırt etmek için şunu kullanabiliriz. Kader genelde gelecek zaman ifade eder. Kaza ise geçmiş zaman. Olmuş bitmişlik vardır biliyorsunuz kazada. Geçmiş zaman ifade eder. Bakalım Haziranda LGS sınavı yapılacak. Ecek acak, kader doğrudur. Bugün çok sevdiğim arkadaşımı gördüm. Gördüm, olmuş bitmiş. O zaman bu kazadır. Burada bir yanlışlık vardır. Bu doğru bir ifade değildir. Yaz tatili için Ege'ye gitmeyi planlıyoruz. Planlıyorlar, henüz gitmemişler. Ecek acak, yani gelecek zaman ifade ediyor. O yüzden kaderdir, doğrudur. Kazaya bakalım doğrularına, yanlışlarına. A da diyor ki geçen hafta ektiğim tohumlar bugün filizlendiler. Olmuş bitmiş. Doğrudur. Kazadır. B seçeneğinde çok istediğim kitabı nihayet aldım. B cümlesinde nihayet aldım. Bu da olmuş bitmiş. Bu da kazadır. An itibariyle yağmur bekleniyor. Henüz yağmur yağmamış. Yağmurun yağması bekleniyor. Olmamış daha. O yüzden bu da yanlıştır. Şimdi kırmızılara baktığımızda 2 ve C cümleleri yer değiştirilirse karşılıklı bu verilen sınıflandırma, gruplandırma doğru olacak. 2 ve C nerede var? C seçeneğinde var. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuzdayız şimdi. Buna göre Zeynep Azra'nın defterine yazdığı bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Neye göre? Metne göre tabii ki. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğuyla ilgili çalışma hazırlayan Zeynep Azra, herkes kazandığı şeyler karşılığında rehin tutulmuştur. Bu ayette ne demek istiyor? Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Manasındaki Tur suresi 21. ayetinden hareketle defterine şu bilgileri yazmıştır. Kaç tane doğru var burada cümlelerden? Hem cümleyi okuyup hem de doğruluğunu, yanlışlığını belirleyelim. Allah insanın sorumluluğunu gücüyle sınırlı tutmuştur. Bu ayete göre de genel bilgilere göre de doğru bir ifadedir. Din seçiminde özgür bırakılmıştır. Bu da doğru bir ifadedir. İnsanlar seçimlerini külli iradeye uygun yaparlar. Külli iradeye uygun yapar diyor. İnsana verilen irade cüz'i iradeydi. O yüzden bu ifade yanlış bir ifade. Bir de son cümlemize bakalım. Her insan sadece kendi davranışlarından sorumludur. Bu zaten ayetteki verilen manayla birebir örtüşen bir şey.
Kaç tane doğrumuz oldu? 3 tane doğrumuz oldu. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuza geldik şimdi. Yukarıdaki metne bakıldığında aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bir ilişki kurulamaz? Ali amca sabah boya sandığını alır, işe gidip akşama kadar ayakkabı boyar. Akşam kendisini bekleyen çocuklarına bir şeyler alıp mutlu bir şekilde evine döner ve Allah'a şükreder. İfadelerinden hangisiyle ilişki, bu kavramlardan hangisiyle ilişki kurulamaz? Biliyorsunuz çalışma var, çalışmanın olduğu yerde emek var, emeğin olduğu yerde rızık var. Bu iki kelime zaten birbirini tamamlayan kelimeler, kavramlar. Tevekkül kelimesi de şuradaki, tekrar şurayı bir daha çizeyim, Allah'a şükretmeyi karşılayabilir. Burada ecelle alakalı herhangi bir ifadeye rastlayamıyoruz. Ecel biliyorsunuz ölüm anıydı. Ölümle alakalı herhangi bir şey yok. O yüzden doğru cevabımız Denizli. Evet, 5. sorumuzda diyor ki aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıdaki hadisle çelişir? Çelişir diyor. Öncelikle çelişmek kelimesinin anlamını tekrar hatırlatmakta fayda var. Çünkü geçen yıllardaki yapılan sınavlarda mağdur olan arkadaşlarınız oldu. Çelişmek biliyorsunuz zıt düşmek anlamındadır. Ters düşmek anlamındadır. Uyuşmamak anlamındadır. Ona göre bakalım. Hadisimizi okuyorum. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman ellerine vermez. Himaye eder. Her kim Müslüman bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. İnsanlar arasında, Müslümanlar arasındaki yardımlaşma, dayanışmadan bahsediyor. Çelişeni arayacağız. A seçeneğine baktığımızda Manav Ahmet Bey'in ihtiyaç sahibine verilmek üzere elindeki en güzel ve taze meyve sebzeyi seçmesin. Burada herhangi bir çelişme yok. Yukarıdaki hadise uygun bir ifade A seçeneği. O yüzden A seçeneğini eledik. B seçeneğinde Zeynep'in arkadaşı Ayşe'nin bir kusurunu sınıftaki arkadaşlarına anlatması. Bu yukarıdaki ayıp örtmekten falan bahsetti. Gördüğünüz gibi ne dedi? Müslümanın ayıbını örterse. Bu doğrultuda Zeynep'in yaptığı davranış doğru bir davranış değil. Aslında doğru cevabı da bu şekilde bulmuş olduk. Çelişti. Bu hadiste çelişti. Diğer şıklara da bakalım emin olabilmek için. C seçeneğinde hastalık sebebiyle çalışamayan Mehmet Bey'e ev sahibinin kirayı ödeme noktasında anlayış göstermesi. Yukarıdaki hadise uygun bir davranış. O yüzden C'de olmaz. Ayşe öğretmenin sınıfında kanser tedavisi gören öğrencisine yardım kampanyası başlatması. Bu da yukarıdaki hadisle uygun, hadise uygun bir davranış. O yüzden D seçeneği de olmaz. Sizin de gördüğünüz gibi doğru cevabımız B seçeneği. Altıncı sorumuz. Yukarıda verilen ayet, dinin birey üzerindeki etkilerinden dinin hangi yönünü vurgulamıştır? Öncelikle sorumuzu bir irdeleyelim. Ne demiş? Dinin birey üzerindeki etkilerinden dinin hangi yönünü vurgulamıştır? Vurgulamıştır. Vurgulamaktan bahsediyor. Özellikle bahsettiği şeyi arayacağız. Enbiya suresi 35. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi imtihan olarak hayır ve şer ile deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. A seçeneğine baktığımızda kişiye toplum ile olan ilişkilerinde nelere dikkat etmesi gerektiği hususları. Yani bireyden bahsetti, burada toplumdan bahsediyor A seçeneğinde. O yüzden bir de vurgulanan şey buradaki A seçeneğinde belirtilen şey değildir. A seçeneğini eledik. Kişiye ibadet esaslarını öğretmek, burada ibadetten falan da bahsetmiyor. Kişiye iman esaslarını öğretmek, burada inançtan, imandan da bahsetmiyor. D seçeneğinde kişinin yaratılış gayesinin ne olduğunu gösterip hayatının amacını kavratmak. Ne dedi yukarıdaki ifadede? Sizi diyor imtihan olarak hayır ve şer ile deniyoruz. Buradaki amaç neymiş? İnsanların
imtihan edilmesi, o zaman kişinin yaratılış gayesinin ne olduğunu gösterip hayatının amacını kavratmak şıkkı bizim aradığımız şıktır. Vurgulanan, üzerinde durulan ifade bu ifadedir. Doğru cevabımız Denizli. Yedinci sorumuzda diyor ki Mehmet Bey esnaf komşusuna aşağıdaki hangi ayeti kerimeyi söylerse esnaf komşusu hatasını anlar. Hangi hatayı yapmış bakalım metni okuyalım. Tüccar Mehmet Bey Allah Celle Celaluhu katında zekatının makbul olması için sahip olduğu malların en iyisini seçer. Bunu gören esnaf komşusu sen ahmak mısın? Neden en güzel mallarını veriyorsun? Şuradakiler de senin malların ama belli ki bunlara göre daha kötü. Bunlardan versene demiş. Bunun üzerine Mehmet Bey ne yapmış? Bir ayet okumuş ve komşusu hatasını anlamış. Esnaf komşusunun hatasını anlamasına sebep olan ayeti arayacağız. Ayetlerin hepsini uzun uzun okumayacağım çocuklar. Sadece C seçeneğine şöyle bir baktığımızda ey iman edenler gerek kazandıklarınızın ve gerekse sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız adilerini yani kötülerini vermeye yeltenmeyin. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını ve şükredilmesi gereken olduğunu bilin demiş. C seçeneğinde Mehmet Bey'in komşusunun hatasını anlamasına sebep olabilecek ayetin C seçeneğinde olduğunu görüyoruz. 8. sorumuz. Aşağıdaki hangi ayet ile Allah Medyen halkını bu konularla ilgili uyarmıştır? Hangi konularmış bakalım. Hazreti Şuayb Medyen kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Bu kavim ölçüde ve tartıda adaletsizlik yapmış, halkın mallarını kötüleyip değerinden daha düşük paralara ürünlerini satın alarak bu insanlara zulmetmiştir. Ne yapmış? Ölçüde ve tartıda adaletsizlik yapmış, halkın mallarını kötülemiş, değerinden daha düşük paralara satın almış. Bununla alakalı aşağıdaki ayetlere baktığımızda, B ve C seçeneklerindeki ayetlerde şunu görüyoruz. Bu kavmin, Medyen kavminin helakından bahsettiğini görüyoruz. Uzatmamak için okumuyorum. D seçeneğinde de Hazreti Şuayb'ın kendisinin Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu ifade ettiğinden bahsediyoruz. Ama A seçeneğine baktığımızda neler görüyoruz? Allah'a kulluk edin diyor. Ondan sonra diyor ki, ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçeyi ve tartıyı da eksik tutmayın. Ben sizi bir refah içinde görüyorum diyor. Bu konuda insanları aldatma konusunda ve aldatmamaları konusunda Hazreti Şuayb Medyen halkını uyarmıştır. Doğru cevabımızın Adana olduğunu söyleyebiliriz. Evet geldik 9. sorumuza. Yukarıda anlatılan olay. Dinin temel gayesi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisini korumaya yönelik olduğu söylenebilir? Olayımıza baktık. Ne demiş? Dünyada ortaya çıkan hastalıklar ve musibetlerle birlikte bazı insanlar ortaya çıkar ve halkın hassasiyetine göre ortaya farklı düşünceler atabilir. Son zamanlarda bir adam virüse karşı rüyasında kendisine sumak tavsiye edildiğini, sumak yiyenlerin şifa bulacağını söyler. Başka birisi çıkar rüyasında bal ve armutun virüs hastalıklarına iyi geldiğini gördüğünü söyler. Diyanet İşleri Başkanlığı ise halkı böylesi yönlendirmeler karşısında uyarmıştır. Rüyalar biliyorsunuz bu anlatılan şeyler insanların inançlarına yöneliktir. Rüyalarla amel edilmez. Bizim inancımız bunu gerektirir. Çünkü burada özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da uyarmasını göz önüne aldığımız zaman insanların burada dinlerini sağlam kaynaklardan veya dinin konularını sağlam kaynaklardan öğrenmesi gerektiğiyle ilgili bir ifadedir. O yüzden bunun dinin korunmasına yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu tür sorularda şunu söylememde fayda var çocuklar. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü aşamada yapılan yorumlarda diğerlerine de çıkabilirsiniz. Mesela ben burada size işte efendim virüs konusunu merkeze alarak işte insanların
hayatlarının kurtarılması vesairesi bununla alakalı canın korunmasını yorumlayabiliriz ama çok zorlama olur. Aynı şekilde insanların rüyalarında bu tür şeylerle sumaktır, elmadır, baldır, armuttur neyse bu tür şeylerle insanları kandırarak onlara mal satmak için kullanmasıyla alakalı bir bağ kurup ben size bunu malın korunması olarak da söyleyebilirim ama bu tür sorularda öncelikle öne çıkan ifade nedir ona bakmak lazım. O yüzden neslin korunmasını zaten burada göremiyoruz. Dinin korunması en öne çıkan durumdur burada. O yüzden doğru cevabımız Adana'dır. 10. ve son sorumuzdayız. Sorumuzu okuyorum. Aşağıdaki ayetlerden hangisi zekat sadaka vermenin sağladığı bireysel faydalardan değildir? Bireysel faydalardan değildir. Bireysel olmayacak. Bireysel veya toplumsal. Nasıl ayırt ediyorduk bunu? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Yapılan ibadet kişinin kendisine fayda sağlıyorsa veya ibadetin kişinin kendisine sağladığı faydalar bireysel olarak değerlendiriliyor. Karşı tarafa sağladığı faydalar da toplumsal olarak değerlendiriliyordu. Bu doğrultuda A seçeneğine bakalım. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar. Verenlerden bahsediyor burada bakın. Veren erkekler ve veren kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar. Allah'a güzel borç verenler var ya diyor, onlara kat kat ödenir. Burada ne diyor? Zekatı veya sadakayı neyse veren kimsenin faydasınadır. O zaman bu bireysel bir faydadır. Bireysel faydadır. B seçeneğinde sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Eğer onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha iyidir. Sizin için daha iyidir. Zekat ve sadaka veren için daha iyidir ve sizin günahlarınızdan bir kısmını kapatır. Allah yaptıklarınızı duyar. Burada da baktığımızda bireysel faydasından, ibadeti yapan kişiye sağladığı faydadan bahsediyor. C seçeneğinde şüphesiz iman edip salih amel işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Burada da aynı şekilde baktığımızda bireysel fayda olduğunu görüyoruz. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaktır. Faydaları bunlarmış. O zaman bu da bireysel faydasıdır. D seçeneğinde sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. Burada gördüğümüz gibi zekat verene değil, zekatın kimlere verilmesiyle alakalı bir ayet olduğunu görüyoruz. Zekatın öznesine değil, nesnesine bakıyoruz burada. Yani tabiri caizse Türkçe dersine dönmesin ama burada zekatı veren kimse değil, verilen kimselerin kimler olduğundan bahsediyor. O zaman doğru cevabımız Denizli burada toplumsal yönünden bahsediyor. Evet, sevgili ve değerli öğrencilerim, sınav öncesi sizinle son defa bir deneme çözmüş olduk. Cumartesi günü yapılacak sınavda size gönülden başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız hep sizinle olacak. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.